son takımın modeli Dilek gelsin. Kapansın ve Dilek kendine baksın. Ben bir ayna alabilir miyim? Buradaymış, alıyorum. Yorumsuz. Yoruma kapalı. Beni kötü etkiliyorsunuz, gülmeyin. Ama Kibariye'ye benzemişsiniz aynı. Bakalım Dilek'in fikirleri, düşüncesi ne? Nasıl buldun kendini? Yani gelinin kız kardeşi gibi buldum. Gerçekten. Kız kardeşime buradan sesleniyorum, evlenebilirsin, bana sim yakışıyormuş. Komple simden oluşuyorum ama ben genel olarak buradaki birçok kuaför için konuşacağım, hayal dünyasından eksik olduklarını düşünüyorum. Kendilerini iş alanında geliştirmeye çalışırken bence hayal dünyaları, yaratıcılıkları eksik kalmış. Oradan evet arkadaşlar boruyu çıkardı ama bence o da yetmiyor. O yüzden mesela benimkilere gelirsek bir tek onlara yüklenmek istemiyorum çünkü bir sürü fikrim var ama konum onlarsa eğer ben simden hoşlanmadım bu kadar simden yani... Bence malzemeniz eksik. Kırmızı bana gerçekten yakışmayacak dedim. Yakışmadı. Yine yakışmadı. Ve yüzümdeki... Saçını da sevmedin. Yok, yüzümdeki tek aksesuar hani şov amaçlı sime boğmuşsunuz. Çeneniz, sizce olmuş çeneniz mu? Yine sivri duruyor. Evet. Çeneniz yine ne diyorsunuz? Çok... Ya dünkü o problemi yine yaşamışız. Şimdi model olarak bunu algılayamaman normal. Modelsin çünkü. Müşteri olarak da algılayamaman normal. Şimdi şov saçı bugün konseptimiz. Şov saçı saçta ve eklemedeki uyum çok önemli. Bombeyi havası çok önemli. Ben bunu yansıtmaya çalıştım sana. Rengin muhteşem, seni açtı. Farklı boyuta getirdi. Şov saçı bak yani sen düğüne gidiyorum vesaire diye yapma. Simin bence tam yerli yerinde. Çık diye oturmuş. Zaten trafik lambası gibiydi gelenler. Bir görseydin inan bana. Orada bakabilirsin. Var. Gerçek şov saçları orada. Hayır, eşimi de ben tebrik ediyorum. Tamam mı? Gerçekten boğmamış yani Fırat'ı. Kalite bir makyaj yapmış. Kendisi tebrik ediyorum. Saç da bu. Buyurun yoruma açıktır. Uyuma bakın, sanata bakın ama. Lütfen. Bir saniye. Ana saçtakini ek saça bakın. Siz komple beğenmediniz. Ne saçımı ne makyajımı beğenmedim. Yok, çünkü çok simli, beğendim. Çok kırmızı bana göre değil diyorsunuz. Siz de yaptığınız işi savunuyorsunuz. Peki. Buyurun. Ben şimdi arkadaşlarına açıklayayım. Uyum nerede ya? Uyum nerede? Çok güzel nerede? Bir şey. Şimdi ben mesela, bir saçı ben toplayıp... Onu... Modelim evet. Gelir misin? Şimdi ben bir saçı toplayıp geçirmedim. Bakın şuradaki hava, bakın. Şöyle bir etrafında yavaşça dönebilir misin lütfen? Bak görüyor musun? Bak. Bak. Havayı görüyor musun? Bak şu ben şuraya bakar mısın? Ben göremiyorum. Sen kuaför değil misin? Az önce diyorsun ki. Uyum. Bak. Uyum diyorsun şimdi havaya geçtin. Kardeşim bak. Allah şu bombeyi Allah. Havaya bakar mısın? Bak şu havayı görüyor musun? Uyum nerede abi bunun? Abi bunlar uyum nerede? Değil ben mi? Burada şu bir hava göremiyorum. Görüyor musun? Sen görebiliyor musun? Bakar mısın? Burada bak. Hiç bir uyum yok abi. Bakar mısın şimdi saçtaki uyuma bakar abi, mısın? Abi hiç bir uyum yok. Bugün... Ayrı duruyor mu? Ayrı duruyor mu? Ayrı duruyor. Evet. Nasıl duruyor ya ayrı? Sadece ayrı, ön perçeme bakıyor. Sadece Bey, ben bir oraya gelebilir miyim? Buyurun. Sadece ön perçemi kırmızının üstüne almışsın buyurun. Yani. Bu mu yani beni eleştirirken laf ettiğin? Bir oradan çekilirseniz şöyle modelimizi bir çevirebilir miyim? Şimdi hani bahsettiniz ya. Bana işte dedi bana. Saçı oran şey yapmadınız. Evet yani orantı. Keşke siz de sadece takma saçı ön plana çıkarsaydınız. Modelin alt saçları koyu olduğundan burası bu kadar parlamazdı. Yani bu saçla bu saç arasında uyum var mı sizce? Bence var. Müthiş. Arkadaşlar bakın, sizce var bakın. Mı? Bence müthiş. Yok. Yani ben şu an bu saçta dört tane renk görüyorum. Ne güzel işte. Ve bir bunların işte. Hiçbirinde bir ahenk, bir uyum, bir şov saçı yok. Bu bildiğin böyle gelinin kız evde kaldım, bile. Gelinin kız kardeşiyim. Beni de biriniz bana, alın modunda. Bana bir örnek, bana bir örnek gösterir misiniz? Arada beni de harcadınız. Bütün bir saçları gelin. Ramazan Bey. Efendim? Geçen saçta dedim ki size. Ya hanımefendinin yüzü ince.
Bu saçın üstünü kaldırma, yüzü inceliyor ve yakışmıyor, çirkin görünüyor. Geldin gene aynısını yaptın. Siz krepi atamıyorsunuz herhalde. Ben de atıyorum, sorun bu galiba. Ya krepini kralına atarım ben ya. Abi ben saç profilden önemli. Bakın topuz ve... gitmiyor. Niye anlamıyorsun? Yakışması lazım. Arkadaşım. Yakışması. Bakın. Yakışmıyor. Bayanın ya yüzüne gitmiyor. Bakan. Şimdi bas o saçı. Bitti o saç. At İstemiyor. Şöpe. İstemiyor. Kız istemiyor. Ya bayana önemli değil. Seni uyardı. Dedi önemli ki benim yüzüm uzun. Ya bunu ben önemliyim. Ben. Aynı anda konuşmayalım hep beraber. Hayır. Tek tek. Bak basarsan o saçı o kabarıklı saçın arkasında kullansan olacak. Önünü kaldırdığın için yüzü inceltiyorsun. Önünü bas. Kabarığı arkada kullan ki yüzü daha güzel durur. Bence olmuşu yorumlayın. Olacağı değil. Olmamış ki neyini yorumlayın? Olmamış tam olmamışı yorumla o zaman. Olmamış. O saç kırmızı olmasa normal bir saç olsa bildiğin Arnavut topuzu olur. Anladın mı? Kına saçı bile yapılıyor Arnavut saçı. O saç yani, kınaya da gidilir. Show show dedi. Hayır yapılabilir. Arnavutlar yani, böyle abartıyı sever. Evet, evet. Ama showsa hani şova yakışacak ben saç görmek istiyorum diyorsun ya. Gösterdiğin saç bu mu? Arkadaşlar sizin model arasına oturunca zaten parlayacak. Ben onu biliyorum. Keşke bak benim modelim en son çıksa da bu arkadaşlar pişman olsa bence. Çünkü herkes tek tek görünüp bir de benimki çıksın. Bu sanatı göremiyorsanız yazıklar yani. Olsun. Buradaki sanatı, vallahi, buradaki tekniği, uyumu, ahil göremiyorsanız siz bu işi yapmayın ya. Ama bu işi yapmayın ya. Sadece bak önünün burası yamuk. Bayanın yüzü sivri zaten iyice çirkinleştirmişsin bayanı. Krepe bile atamamışsın. Anladın yüzü sivri durmuş. Bak buraya bir şu kendi ön perçemini... Kırmızının arasına soktun diye mi uyum? Ben onu yapmadım diye ya mi uyum? Profilden bir çevirip bakar mısın şöyle? Tamam genel komple döner misin? Bak burada tamam. Bu uç ne? Dön. Oradaki uç. Saç da kumral zaten. Tamam, önce olmamış evet. Yani. Olmamış. Kendi bağımsız yani. Kıvırık kıvırık tokalamışsın diyor ya Ferit. Bu topuza ne diyorsun? Olmamış diyorum. Topuzdan anlamıyordum. Olmamış deme. Ya senin yaptığın çol saçı değil. Bu bildiğin gelinin kız kardeşi topuzu. Kırmızı sadece olmasa. Sadece orada bir kırmızı evet. Saç var. Başka hiçbir şey yok. Sen de sanatçıyım diye gelmiştin işte buraya. Sonra alıp bir şeyler diyorsun kendine. Ben en iyisiyim. Sen ne diyorsun? Lafla değil, saçla gösterin. Zannediyorsun. Makyajla ilgili. Makyaj yok. Dediği gibi yani gelinin kız kardeşi yani. Bir kaşlar, de bir şov makyajı değil. Şov makyajı değil. Değil yani kesinlikle. Şova ait ben bir makyaj çok görmüyorum. Çok kalite bir bildiğin, makyaj yapmışım. Ben bile şov makyajını ilk defa yapmama rağmen. Biz kalitesiz gayet... demiyoruz. Şov değil diyoruz. Nasıl yani. Onun saçı 80'ler 90'lar diyorsak biz size de. Şov saçı değil ya da şov makyajı değil. Özge Hanım makyajı da sim almış, gözü sürmüş. Almış, dudağı sürmüş. Bitti. O, başka hiçbir şey yok. Ben saçını ve makyajını gerçekten çok beğendim ve kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Sanattan işte, anlayan birisi çıktı. Sanattan anlamayan. Demek ki şimdi inandın Roma'ya gitmişsin. Bir dakika. Neyini beğendin? Neyini Roma'ya beğendin? Gitmiş demek ki. Neyini beğendin? Neyini beğendim? Ha neyini beğendin? Bir hayal gücü kurmuş. Neymiş kafasında. O? Anlat. Hayal gücünüzü anlatır mısınız? Siz hayal gücünüzü anlatın. Sen neyini beğendin? Sen ne makyajı gördün ama. Orada? Bakın, hayal gücümü anlattım hayatım ve yansıttım. Burada zaten hayal gücü. Bir şey söyleyeceğim. Size bakın sormuyorum. Arkadan, ya ben, sana sorayım. Neyi beğendin anlat. Sen benimle niye konuşuyorsun ya? Neyi beğendin anlat. Ben Ramazan Bey'e cevap vereceğim. Neyi beğendin anlat. Neyi beğendim? Çok anlat. Güzel bir renk güzel. Var orada. Kırmızımsı, böyle nar çiçeği, böyle acayip güzel bir renk var. Ve makyajına çok güzel ışıltılar vermiş. Ve... İkinci gün olmasına rağmen aylardır, yıllardır Antalya'da ve... Sana ben bir şey söyleyeyim ya, arkadaşım. Laf yapma sen makyaj yap. Konuşuyorsun. Can konuşma. Seni Ramazan Antalya'ya götüreceğim diye mi şey vaatler mi verdi? Hayırdır? Hayırdır yani. Ya bir dinlemesin. Antalya mı Antalya diyorsun. Ramazancığım. Ramazancığım. Antalya'da bayağıdır kalmışsın. Elin biraz şey olmuş, körelmiş. Yani olabileceğin en güzelini de yapmışsın. Teşekkür ederim. Kutlarım yani daha da iyi olacaksın. Teşekkür peki. Ederim. Bu kadar. Peki puanlamaya geçebiliriz artık. Dilek, ikinci günde senin kendi kuaförüne ve makyajına puanın kaç acaba? Dünden bugüne ben onların davranışlarında bayağı bir gelişme gördüm. Zannedersem dün bana biraz seslerini yükselttikleri için pişman olmuşlar. Bu konuda benden de geri dönüş aldılar. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ama puanım... Benim için zor açıkçası hani. Bunu da söylemek ama yine kötü olmuş. Kötü kadın gibi görünmek istemiyorum ama puanım 2. Peki. Dileğin kendi kuaförüne ve makyajına puanı ikinci günde 2. Aynı saçı yapmadık aynı puanı. Ya siz kaç puan vermeyi düşünüyorsunuz Ramazan ve Saadet'e?
makyajı görmemiş diyorsun. Hı hı. Saç zaten şov saçtı. Bizimkini ezdiler, gömdüler. Onları gösterecek. Bak sen beğendiğin için iki veririm. Aynen. Madem beğendim diyorsun, aynen, o zaman arkasına duralım. İki veririm. İki verseydik mi? Üç. Zaten biz sonucuyuz. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre seni de bekleme odasına alabiliriz Dilek. Bugün ikinci günümüzdü. Hamlığı ve stresi atamadık üstümüzden. Ama onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar. Bomba gibi geleceğiz ve onları güllerini göstereceğiz. En heyecanlı.